Çanakkale Savaşı'ndan yıllar sonra Alman subayları arasında Çanakkale Savaşı'nı kimin kazandığı konusunda bir tartışma çıkmıştı. Tartışma konusu, Çanakkale Savaşı'nı Türkler mi kazanmıştı, Almanlar mı? Subayların çoğu bu savaşı Almanya ve Osmanlı Devleti adına yöneten Alman komutan Limon von Sanders'in kazandığını ileri sürmekteydi. Ama bu tezi yeterince inandırıcı bulmayan Alman subaylar da vardı. İki taraf da kendi tezlerini ne kadar iyi savunursa savunsun karşı tarafı ikna edemiyorlardı. Sonunda subaylardan birinin aklına Limon von Sanders geldi. "Arkadaşlar," dedi. "Hiçbirimiz bu savaşta değildik. Tam gerçeği bilmiyoruz. Yazılanlara, anlatılanlara göre görüşlerimizi savunuyoruz. Oysa savaşı yöneten Limon von Sanders hayatta. Gidip ona soralım." Taraflar hemen kabul etti bu fikri. Randevu alınıp Limon von Sanders'in odasına toplanıldı. Yaşlı general onları karşısına oturttuktan sonra "Evet, benden ne istiyorsunuz?" diye sordu. Görüşme fikrini öneren subay Limon von Sanders'i saygıyla selamladıktan sonra "Generalim," dedi. "Biz subaylar bir süredir kendi aramızda bir konuyu tartışıyoruz. Bir anlaşmaya varamadık. Bunu en iyi sizin bilebileceğinizi düşünerek size sormak istedik." "Peki konu nedir?" "Anlaşamadığımız konu," dedi subay. "Çanakkale Savaşı'nı Almanlar mı kazandı yoksa Türkler mi?" Limon von Sanders kısa bir an dalgınlaştıktan sonra "Gençler," dedi. "Şimdi ben size Türkler kazandı ya da Almanlar kazandı desem tam açıklayıcı olmaz. Ben olayı anlatayım, siz ona göre kararınızı verin." Karşısında saygıyla dizilmiş duran Alman subaylarına şunları anlattı. Çanakkale Savaşı inanılmaz zor bir döneme girmişti. Gökten yağmur gibi bombalar, mermiler yağıyordu. Savaşın gidişi bizi iyice bunaltmış ve sıkıştırmıştı. Artık daha fazla bir şey yapabileceğimizi düşünmüyordum. Tüm askeri kuvvetlere geri çekil emrini verecektim. Bu bizi yenilgiye götürecek ilk adımdı. 7-8 saat geçmeden çadırın kapısı açıldı ve genç bir subay hızla içeriye girdi. Doğrusu şaşırmıştım. Bir generalin bulunduğu yere kimse izinsiz giremezdi. Ama genç subay öyle kararlı görünüyordu ki ona "Çık dışarı" demedim. "Ne istiyorsunuz?" diye sordum. Genç subay, "Generalim, ben bu topraklarda yetiştim. Bu topraklar benim vatanım. Böyle su gibi harcanmamalı," dedi. "Peki yapacak bir şey var mı?" diye sordum. Bana ne cevap verdi biliyor musunuz? "Sizin yerinize geçmek istiyorum," dedi. İlk anda çok gülünç gelen bu isteğine "Çok gelmez mi?" diye cevap verdim. O bütün kararlılığıyla "Az bile gelir," dedi. Bir an düşündüm. Zaten yapacak pek bir şey kalmamıştı. Komuta bende ya da bu genç Türk subayında olmuş. Değişen bir şey olmayacaktı. Savaşı kaybedecektik. "Peki," dedim. Hemen bütün kuvvetlere telgraf çekerek grup komutanlığı görevlerimi ona devrettiğimi bildirdim ve sonucu beklemeye başladım. Sizin de kestirebileceğiniz gibi saatler ve günler geçmek bilmedi. Ben sıkıntı içinde genç subaydan gelecek geri çekilme haberlerini beklerken düşman askerlerinin çekilmeye başladığı haberleri gelmeye başlayınca inanamadım. Gelen haberleri defalarca kontrol ettirdim. Kaç kere yeniden sordurdum. İnanılması zordu ama doğruydu. Düşman askerleri çekiliyordu. Savaşı biz kazanmıştık. Yardımcılarıma hemen bu genç Türk subayını bulup bana getirmelerini söyledim. Karşıma geldiğinde toz toprak içindeydi. Büyük bir sevinçle ve tabii saygıyla elini sıkarken cebimden Mareşal Hindenburg'un bana hediye etmiş olduğu altın ve pırlanta süslü saati çıkartıp bu subaya verdim. O da gülerek sol cebinden kırık bir saat çıkardı ve bana uzattı. "Generalim, bu kırık saatin sizin bana verdiğiniz saat kadar maddi değeri yüksek değildir ama bir hayatı korumuş ve kurtarmış olmasından dolayı manevi değeri daha yüksektir," dedi. İşte gençler, yıllar önce grup komutanlığı görevlerimi kendisine devrettiğim bu subay şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çanakkale Savaşı'nı kim kazandı? Almanlar mı, Türkler mi? Şimdi buna siz karar verin.